Şu ana kadar farklı trigonometrik fonksiyonların kombinasyonlarının belirli integrallerinin matematiksel anlamı üzerine konuştuk. Bu sayede Fourier katsayılarını bulmanın da daha kolay olacağını düşünüyorum. Evet, bu yola zaten baş koymuş ve sinüs mt dt ile kosinüs mt dt'nin ile 2pi arasındaki integralinin 0'dan farklı tüm m tam sayıları için 0'a eşit olduğunu bulmuştuk. Bunu biraz genelleştirebiliriz de. Bu arada sıfırdan farklı yerine bunun herhangi bir m tam sayısı olabileceğini de yazabiliriz. Eğer bana inanmıyorsanız denemenizi öneririm. İkinci integralde sıfırdan farklı tüm m tam sayıları için sıfıra eşit olacak. İkinci ifadede sıfır elde edince buradan kosinüs 0t gelecek. Bu 1'e eşit olacak ve bir değerinin 0 ile 2 pi arasındaki integralini alınca da 0'dan farklı bir değer bulacağız. Bunlar anlaşıldığına göre biraz daha ayrıntıya girip temel bilgilerimizi arttırmaya çalışmaya ne dersiniz? O halde gelin başlayalım. 0 ile 2 pi arasındaki belirli integral olsun. Sinüs mt çarpı kosinüs nt dt tüm m ve n tam sayıları için 0'a eşit olsun. m ve n aynı tam sayılar olabilirlerdi. Yani farklı olmalarına gerek yok ama olabilirlerdi. Tamam mı? Evet bunu nasıl yapabiliriz dersiniz. Şuraya bildiğimiz trigonometrik özdeşlikleri kullanarak baştan yazalım mı? Yapacağımız şeyleri anlamazsanız trigonometrik özdeşlikler videolarına göz atmanızı öneririm. Sıfırdan 2 pi'ye belirli integrali yazıyorum. Buradaki ifadeyi yani sinüs mt çarpı kosinüs nt'yi çarpımdan toplama geçme formülünü kullanarak baştan yazabiliriz. Farklı bir renk kullanayım. Pembe ile kare içine aldığım ifadeyi 1 bölü 2 çarpı sinüs m artı n çarpı t artı sinüs m eksi n çarpı t olarak yazabiliriz. dt'yi de unutmayalım. Şimdi de bildiğimiz integral özelliklerini kullanalım ve bunu şu kısmı 1 bölü 2'yi dağıtıp integral özelliklerini kullanalım. O zaman ne elde ederiz? Bu kısmı şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 0 ile 2 pi arasındaki belirli integrali açalım. Sinüs m artı n çarpı t dt olarak yazabiliriz. 1 bölü 2'yi dağıtıp integral özelliklerini bir kere daha kullanıp bu kısmı da artı 1 bölü 2 çarpı 0 ile 2 pi arasındaki belirli integrali açalım. Sinüs m eksi n çarpı t dt olarak yazabiliriz. Peki bu ifadelerin değerleri ne olur? Buradaki toplam bir tam sayı etmez mi? Yani iki tane tam sayıyı birbiriyle toplarsak bir tam sayı elde ederiz öyle değil mi? Evet. O halde bu bir tam sayıdır. Aynı mantıkla bu da bir tam sayıdır. Ve bir tam sayı çarpı t'nin sinüsünün belirli integralinin sıfıra eşit olduğunu bulmamış mıydık? Kısacası bunun ve bunun sıfıra eşit olacaklarını söyleyebiliriz. 1 bölü 2 ile çarpmamızın da bir önemi yok. Çünkü 1 bölü 2 çarpı 0, 0 eder. Burada da 1 bölü 2 çarpı 0, 0'dır. Gördüğünüz gibi bunun da sıfıra eşit olduğunu ispatladık.